Şerbetli kadayıflı kurabiye için malzeme listemiz. Hamuru için 125 gram tereyağı, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı irmik, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi, yarım paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 3 su bardağı un. İç harcı için 1 adet portakal, 1 su bardağı kavrulmuş kadayıf, 15 adet ayıklanmış ceviz, 1 çay kaşığı tarçın. Şerbeti için 2,5 su bardağı şeker, 3 su bardağı su, birkaç damla limon suyu, üzeri için kaymak. Selvi ablacığım, şerbetli kadayıflı kurabiye tarifi. Evet. Nasıl oldu bu tarifle buluşman? Bir toplantıda, arkadaş toplantısında yedim. Geldim evde denedim. Hı hı. Ben daha güzelliği yaptım. Bravo. Çok değişik, çok farklı bir tatlı. Hı hı. Umarım beğenirsiniz. Vallahi bravo, ellerine sağlık. İyi ki de denemişsin ve sonra yapmışsın. Çok güzel bir tatlı. Sen de evde dene. Biz de burada sayende öğrenmiş olacağız. Tamam. Hadi başlayalım. Başlayalım. Nasıl başlıyoruz? Önce şerbetinden başlıyoruz. Suyunu koyuyoruz. Ocağın altını açayım. Ocağın altını açın. Suyunu koyuyoruz. Sonra şekerini koyuyoruz. Ve limon suyunu ekliyoruz. Hı hı. Öykücüğüm şöyle bir yavaşça karıştırırsan. Sen gel böyle, ben alayım bunları. Tamam. Şimdi ablacığım, önce neden şerbetini yaptık? Bir söyle. Önce şerbetini yapmamın nedeni, şerbet soğuk olacak. Tatlımızı sıcak kullanacağız. Çünkü şerbeti biraz çeksin diye, daha iyi çeksin diye. Şimdi yapım aşamasında zaten anlatacağım ben onları. Peki burada şerbetimiz kaynarken nasıl devam edelim? Ben hamurundan devam edeceğim. Tamam. Önce yağından başlıyoruz Öykücüğüm. Tamam. Şöyle yağını koyuyoruz. Daha sonra sıvı yağını koyuyorum. Sonra yoğurdunu koyuyorum. Çok değişik bir tatlı olacak. Göreceksiniz yapım aşamasını da. Evet, biliyorum. Sirkesini katıyorum. Üzüm sirkesini ekledik. Üzüm sirkesi, evet. Bunları güzel bir karıştırdıktan sonra irmiğini katıyorum. Hepsini birden karıştırıyorum. Kabartma tozunu, vanilyasını. Sonra ununu ekleyeceğim Öykücüğüm. Ve ondan sonra önemli bir noktası daha var. Unundan sonra ekleyeceğiz. Nereye ekleyeceğiz? İç malzemesine. Evet. Hamurundan alıp böyle bir mandalina büyüklüğünde iç malzemesini ekleyeceğiz. Bu şekilde ununu yavaş yavaş ilave edeceğim. Bir dakika, yavaş yapalım. Ben hemen şunları bir toplayayım izninle. Tamam. Sonra unumuzu dökelim. Çünkü hamurundan sonra diğer unumuzun hepsini dökeriz. Hepsini birden alacağız. Ve ben elle yoğurma aşamasına geçeceğim. Şimdi elinle? Elimle yoğuracağım. Yoğuruz. Elimizle güzel temiz yıkadık. Çok değişik, farklı bir hamur olacak bu. Değişik bir kurabiye tarifi. Değişik. Zaten bu hamuru hani içine farklı bir şey olduğu için yoğurt tutuyor bunu böyle. Doğru. Yoğurt kattığım için. Çok fazla böyle hamuru özleştirmeme gerek yok. Şu şekilde bile zaten şekil vereceğim ben onlara Öykücüğüm. Bu böyle bir yerde kalsın. Biz iç malzemesini hazırlayalım. Tamam, şöyle alalım. Kıvamı güzel oldu ama Selvi abla zaten. Çok güzel oldu. Şimdi ne yapıyoruz? İç malzemesini hazırlayacağız. Şu şerbeti kapatayım mı? Kapatın şerbetini de. Şerbeti kapatıyorum. Neden? Çünkü şerbetimiz soğuyacak efendim. Soğuyacak, evet. Evet, soğuyacak. O yüzden şerbeti kapattım. Önce şerbeti yaptık. Bu çok önemli biliyorsunuz. Soğuk olarak sıcak tatlımıza ilave edeceğiz. Önce portakalı rendeleyeceğim ben. Beyazına gelmeyecek şekilde sade kabuklarını. Neden? Çünkü değişik bir aroması olacak tatlıda. Bir de bunu sade portakalla değil, limonla da yapabilirsin. Elmayla da olur, elma rendesiyle.
Evinizde olan malzemelerle. Evinizde hangi malzeme varsa o malzemeleri kullanabilirsiniz. Selvi abla diyor ki beyazına kadar gidince acı olmasın, aroması tam meyveni geçsin diye dikkatli bir şekilde rendeledik. Ne istedin ablacığım? Şimdi cevizini rondo yapacağız. Ama çok fazla ufatmayacağız. Yeterli. Bence de. Bunu da direkt portakalımızın üstüne alıyoruz. Tamam. Şimdi? Sonra kadayıfımızı ekleyeceğiz. Burada tarçınımız var. Tarçını ekleyeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi daha enteresan kısmına geldik. Allah Allah, hazırladığımız enteresan. Hamurundan. Bu çok önemli. Bu bence bu kurabiyenin en önemli noktası. Şöyle bir mandalina büyüklüğünde iç harcına katıyoruz. Neden? Daha çok özleşiyor. Şimdi bunun yapılışını gördüğünüz zaman o zaman hak vereceksiniz. Bunu da elimizle bu şekilde harmanlıyoruz. Yani bir iç harç yapıyoruz, sonrasında da hamurunu yapıyoruz. Sonra o yaptığımız hamurdan biraz iç malzememize aktarıyoruz. Evet. Biraz daha kıvamı tutsun diye. Bu kurabiyenin en önemli özelliği bu. Bu böyle dursun Öykücüğüm. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Hadi geçelim. Evet. Ben yapmaya başlayayım. Tamam. Öykücüğüm, mandalina büyüklüğünde tekrar bir beze alıyorum. Önce iki parmağımla bu şekilde açıyorum hamurları. Hı hı. Sonra elimle düzeltip. Ne istedin? Kaşıkla. İçine ama dolu dolu koyacağım. Şöyle. Ama dolu dolu, dolu dolu. Dolu dolu koyacağım. Kapatma şeklim de şu. Hı. İçli köfte yapar gibi. Hı, yumuk yumuk. Yumuk yumuk. Biraz da bastırarak üstünü böyle tepsimize alıyoruz. Bu işlemi bu şekilde devam edeceğiz. Çok güzel. Daha var. Sürprizleri var daha tatlı. Öyle mi? Ay Selvi abla bana bunlarla gel. Alışılagelmiş bütün kurabiyeleri bir kenara bırakın. Değil mi? Öyle diyoruz hanımlara. Evet, evet. Nasıl sesleniyoruz Selvi abla? Alışılagelmiş bütün tatlıları, kurabiye tarifleri, tatlıları bırakın. Bunu yapın. Bunu yapın, deneyin. Bence pişman olmayacaksınız. Çünkü bu lezzet alışılagelmişin çok dışında bir lezzet. Çok bu lezzet. Farklı bir lezzet, evet. Arkadaşlar mutlaka deneyin. Kadayıf seviyorsanız. Kadayıf aroması, içindeki tarçın, portakalın aroması. Ben limon da çok seviyorum. Limon kabuğu da rendelerim. Limon kabuğu, evet. Limon kabuğu, elma. Çok güzel olur. Mutfaklarınızın sultanı sizsiniz. Canınız, gönlünüz nasıl arzu ediyorsa öyle yaparsınız. İster cevizle, ister fındıkla, ister fıstıkla, ister limonla, ister elmayla. Evde bulunan malzemelerle pratik tarifler veriyoruz. Hem sunumlarıyla hem de lezzetiyle sofralarınızda fark yaratacak tarifler nerede? Tabii ki günün yemeğinde. Bunları bitirdikten sonra üst kısımlarını çatalla deleceğiz. Şerbetini çok kolay çeksin diye. Selvi abla, eşin demiş ki ben seninle güzel yemek yaptığın için evet. Güzel yemek yaptığın için evlendim. Ne demek istedi yani? Yemekle mi tavladın? Hadi hadi söyle söyle. Ben tavlamadım bol. Ama ya insanın yani kalbine giden yol midesinden geçer çok abla. Çok seviyor yaptığım yemekleri. Evet. Hepsini çok beğeniyor ama çok
Muş köftesi yapıyorum, ben Muşluyum. Muşlusun. Muş'ta. Oo, Muş. Muş'a selam olsun efendim. Türkiye'nin dört bir yerine selam olsun. Muş köftesi yapıyorsun. E bir daha geldiğinde onu da yap valla. İnşallah. Yaparım. Konuyu değiştirdin sonra, hemen. Yok, sonra işte her zaman Muş köftesi istiyor benden. Sonra her yediğinde de bana şey diyor, sen bu yemekleri güzel yaptığın için aldım seni. Ay kıyamam ya. Demek ki o kadar güzel yapıyorsun, o kadar mutlu ediyorsun ki beyine. Ay çok güzel, abimizin adı ne? Tacettin. Tacettin abi, cansın ya Tacettin abi. Vallahi selamlar, sevgiler. Yani eşini bu kadar onore etmen. Evet. Her yaptığı yemeği beğeniyle yiyor olman, severek yiyor olman bizim için çok önemli. Ne mutlu olduk. Peki Tacettin abi hiç dedin mi şey diye mesela? Vallahi anne benim hatun senden daha iyi yemek yapıyor dedi mi annesine? Hep diyor. Hep diyor annesine. Zaten bir gün bize... Yalnız bir şeyden bizi izliyor mudur kayınvalide? İzliyordur büyük ihtimalle. Kızmaz değil mi? Kızmaz. Tamam, kızmaz. Annelerimiz kızmaz ya, büyüklerimiz. Yok, kızmaz. Kızmaz. Ama şimdi yani güzel gelin almışsınız. Yani şimdi Selvi abla böyle yetenekli yapıyor. Şimdi başka nasıl muhabbetler dönüyor? Ya ben bir, onları tanımıyordum ben. Hı. Daha okula giderken lisede. Bir gün bize gelmiş annesi ama ben hiç hatırlamıyorum, o hep anlatır. Şeydi, ben de börek yapıyormuşum, su böreği açıyormuşum. Onlar yediler işler, kalktılar. Yolda annesi demiş ki bu kızı kesinlikle al. Ay börek hatırına. Çok güzel börek açıyorum, bu kızı al. Ay ne kadar güzel, ay harika. Su böreği açtın ve sonra onlar yediler ve dediler ki... Sonra yediler gittiler, o yolda söylemiş oğluna. Böreği bir yedi, evet. Mevzu bitti. Bravo. Vallahi helal olsun. Ellerinizden öpüyorum teyzeciğim. Hep der, hepsi beğenir. Kayınvalidem de beğenir, kayınbabam da beğenir. Yemeklerimi hep yaparım onlara. Vallahi kayınpederini de kayınvalideni de ellerinden öpüyorum. Allah uzun ömür versin. Yavaş yavaş hamurumuzun sonuna da geliyoruz. Evet, bitiyor. Vallahi ellerine sağlık, çok pratik bir şekilde o teşekkür hamuru ederim. Yoğurdun ve iç malzemesinin içine koydun. Mis gibi kurabiyelerimize de evet. Şeklini verdik. Şimdi çatalla üzerini çizeceğiz. Buradan da çatalımızı tamam. Alalım. Tamam, şöyle. Şimdi şerbeti içine geçsin diye çatalla. Şerbetini rahat çeksin diye çatalla deliyoruz teker. Hı-hı. Teker hepsini. Bu şekilde şerbetini döktükten sonra da kaşık yardımıyla teker teker üstlerine şerbetini yedireceğiz. Bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz. Bıçakla böyle kesik kesik atabilirsiniz. Selvi ablacığım çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Şimdi bunu fırına veriyorum. Tamam. Sonra da diğer tarifimize geçeriz. 180 derecede 20 dakika. Hadi bakalım, hoşça kal.